Atinalı keşiş Barnabas ve yeğeni Soparinos Trabzon'a gelirler. Hazreti İsa'nın resmi de yanlarındadır. Ve kendilerine bir yer aramaktadırlar. Gelirler buraya, yani Karadağlara. Burada buldukları mağaranın tepesinden su damlamaktadır. İşte onlar için aranılan yer burasıdır. İki odada mağara kovuğunda yaşamaya başlarlar ve ibadetlerini sürdürürler. Bu manastırın ilk kuruluşu milattan sonra 385 ve iki keşiş milattan sonra 412 yılında öldüklerinde artık bu kilise gerek Katolik gerekse Ortodoks mezhebi için kutsal bir yerdir. Bizans İmparatoru Justinian buranın büyütülmesini ister ve büyük bir kitaplık hediye eder. İşte o zaman manastır olarak burası hizmet vermeye başlar. Fakat zaman içinde yağmalanır. Ta ki Komnenos İmparatorluğuna kadar. Komnenos kralı 3. Alexios kral tacını burada giymek ister. Ve insanlar ta Trabzon'dan buraya taşınırlar. Ve işte o zaman bu manastır 72 odası ve muhteşem kütüphanesiyle artık dünyaya ün salmaya başlamıştır. The beauty of it for one thing, also the remoteness of the area. İnsanı en çok şaşırtan şey, insanların buraya malzemeleri nasıl taşıdıkları ve burayı nasıl inşa ettikleri. Ben gelirken nefes nefese kaldım. İnsan inanamıyor. İbadetlerini gerçekleştirebilmek için mucizeyi başarmışlar. Mucize bir yer. Çok farklı ve çok güzel.